birlikte izleyelim. İbrahim Aleyhisselam'ın döneminde başlayan put kırmadan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la ashabın buyurduğunuz gibi kendi putlarını kendi elleriyle kırması üzerine o yürek fethini gerçekleştirdiğiniz zaman kişiler Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında bile yaşasalar, medeniyet ve sivilizasyon görmemiş bile olsalar bakın imanla tanıştıklarında neler yapıyorlar hocam. Bütün izleyicilerimizle birlikte izleyelim. Altyazı var. كل حمل صنمه وجاء به. هذا أفضل يوم طلعت فيه الشمس على هذه القرية حيث جمعوا أصنامهم. لا سيعيدون نطق الشهادة بعد اللقاء الخاص به. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هيا اجعلهم يحرقون هذه الشياطين الله أكبر الله أكبر قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر في محفل كبير تخلصت القرية الكريمة من أصنامها وأسلموا جميعا والحمد لله رب العالمين في هذا اليوم الطيب. İşte hocam arz ettiniz hakikatler ve gerçekler doğru yöntemle gönüllere nakşedildiğinde hiç fark etmiyor bu. 21. yüzyılda Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında hiç medeniyet görmemiş bir kabile İslam'la müşerref olduğunu işte böyle kendilerinin uzun yıllar... Şimdi zihinlerin uyanması aslında bu. Eyvallah. Bu insanlar İslamiyet'i tanımadan önce belki birkaç saat önce... İmandan önce Allah Teala'nın azametine, kainattaki o azametin tecellilerine bakmadan, onları okumadan önce eğiliyorlardı. Secde ediyorlardı. Zannediyorlardı ki o taş parçası ya da odun parçası onlara fayda temin edecek veya zarar, onlardan muhtemel bir zarar def edecek. Fakat imanla uyandılar. Onların gözleri açıldı. Onların zihinleri açıldı. Biz ne yapıyormuşuz dediler. Yani sahabe-i kiram radıyallahu anhüm iman ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kabileden olan Müslümanları gönderiyor putlarını kırmaya. Onlar gidiyorlar. İnsanlar garip bir halde bakıyorlar. Acaba şimdi başlarına ne gelecek? Put paramparça oluyor ama onlara, kıranlara karşı putun bir müdahalesinin olmadığını görüyorlar. Yani siz putlara olan bağlılığı yürekte bitiremediyseniz o zaman onlara olan o muhabbeti daha da derinleştirmiş olursunuz. Yani tedaviye nasıl doktor belli bir sistem dairesine başlıyorsa İslamiyet'te tevhid davasını evvela yürekten telkin ediyor. Oradan başlayacaksınız. Sahabe-i kiram radıyallahu anh Hindistan'a başka yerlere gidiyorlar. Fethediyorlar oraları. İman ediyor halk. Sonra ne yapalım diyorlar. İşte bunları reddedeceksiniz. Alıyorlar baltaları, kırıp parçalıyorlar. Fakat sahabe-i kiram radıyallahu anhum altından olan o heykelleri alıp götürmüyor. Hayret ediyorlar. Diyorlar ki önceden bu kabileye baskın olurdu. Gelirler heykellerimizi, altından heykellerimizi, putlarımızı alıp götürürlerdi. Ama siz parçalanmış bu altın parçalarını bırakıp gidiyorsunuz. Biz altınızı almaya gelmedik. Biz cennetin yolunu size açmaya geldik.
La ilahe illallah'ı anlatmaya geldik. Bunu gösterdiğiniz zaman orada büyük bir inkılap oluyor. İslam gittiği yerde kelleleri kılıçla alıp Hulagu gibi, Neron gibi başları, tahtları o başların üzerine kurmuyor. Ne yapıyor? Evvela yürekleri fethediyor. Eyvallah. Yürekte o putlara, heykellere karşı olan muhabbeti bitiriyor. Ya ne demek? Sen gidiyorsun şimdi orada odun parçasının önünde eğiliyorsun. Nöbet tutuyorsun. Odun önünde duruyor, sonra bir de tavaf ediyor. Dönüyordur değil mi? Heykelin etrafında dönüyor. Kendince ibadet ediyor. Peki imandan sonra vah bana vah. Bir ustanın, marangozun ya da işte o put sanatkarının yapmış olduğu o heykelin önünde neydi benim o hallerim? Gece duruşum, akşam sabaha kadar dönüşüm, tavaf edişim, vah vah bana. Diplomam vardı, kendimi adam zannediyordum. Ama imanla gerçeğe uyandım. Elhamdülillah ki Müslümanım. Eyvallah. Diyorlar şimdi. Cenab-ı Hak herkese bu hakikati nasip etsin. Ama tebliğe doğru yerden başlamazsak, doğru, o zaman İslamiyet'i öfkeyi artırmış olur.